İsrail'i İngiltere kurmuştur. Filistin 400 yıl Osmanlı idaresinde kalmış. 1917'de Kudüs'ün İngiltere tarafından işgal edilmesiyle Filistin'de İngiliz askeri idaresi kurulmuştur. İngiltere Kudüs'ü işgal eder etmez İsrail devletinin kurulması için çalışmalara başlıyor. İngiltere bir yandan Arapları destekleyip Osmanlı ile Arapların arasını bozarken bir yandan da Musevileri destekleyip onları Araplara karşı kışkırtmıştır. İngilizlerin devleti Arap Musevi çatışmasını sağlamak için Muhammed Emin el-Hüseyni'yi 25 yıl boyunca Kudüs baş müftüsü olarak atıyor. El-Hüseyni Filistin milliyetçiliğinin babası olarak kabul ediliyor. El-Eser'de eğitim alıyor. Evrimci Muhammed Abduh'un talebesi ve takipçisi aynı zamanda. Abdülhamit Filistin'i Siyonistlere vermedi deniyor ama onun döneminde Filistin'de 6 tane Musevi yerleşim merkezi kuruldu. Museviler bu toprakları daha sonra satın aldılar. Bu dönemde 80 bin Musevi bölgeye getirildi. 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Musevi Devleti'nin kurulmasını destekleyeceklerine dair bir mektup yayınlıyor. Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bu belge, İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour tarafından Chatham House'un kurucularından Lord Rothschild'a veriliyor. Böylece İngiltere, İsrail'in kurulmasının temelini atıyor. Bu deklarasyona rağmen İsrail'in kurulması için İngiltere'nin önünde iki engel var. Bir, Filistin'de devlet kuracak kadar Musevi yok. İki, Filistin toprakları padişahın kişisel toprağı, halkın satın alıp yerleşmesi mümkün değil. İngiltere bu iki engeli de çeşitli planlarla aşıyor. Önce İttihat ve Terakki'yi yönlendiriyor. İttihat ve Terakki kanun çıkararak Filistin topraklarının itibarlı ailelere satılmasına izin veriyor. Bu itibarlı aileler de İngilizlerin yönlendirmesiyle bu toprakları Musevi komisyonculara satıyorlar. İngiltere 1919'dan itibaren de Doğu Avrupa'daki Musevilerin Filistin'e göç etmeleri için kampanyalar başlatıyor. 1919-1923 arasında 30 bin kadar Musevi Filistin'e göç ediyor. 1924-1926 arasında 50 bin göçmen. 1933'ten itibaren başlayan Nazi Musevi zulmü nedeniyle 1936'ya kadar göçmen sayısı 170 binleri buluyor. Böylece Musevi nüfusu Arap nüfusunun üçte birine ulaşıyor. 1919'da Filistin'deki Arap nüfus Musevilerin tam 16 katı iken 1947'de Arap ve Musevi nüfusu eşitlenmiş oluyor. İngiltere hem Araplara hem de Musevilere aynı topraklar üzerinde bağımsız devlet kurma sözü vermiştir. İngiltere Siyonist Federasyonu Başkanı James Wiseman ile Mekke Şerifi Hüseyin'in oğlu Faysal'ın görüşmelerinde arıcılık faaliyetlerini yürüttü. Amaç Arapların Filistin bölgesinde bir Musevi yurdu oluşturulmasını kabul etmelerini sağlamaktı. İngiltere Arapları kandırabilmek için Araplara bir Musevi devleti kurulacağını söylememiş, Araplarla ekonomik işbirliği içinde Musevilerin özel bir yapacağı da olacağını söylemişti. Bu sebeple Arapların lideri Faysal da Musevilerin bölgeye göç etmesine engel olmayacağını dair söz verdi. Bu arada İngiltere'nin eğittiği Musevi milis birlikleriyle Araplar arasında iç savaş başladı. İç savaş devam ederken İngiltere ben iç savaşa çözüm bulamıyorum diyerek 1947'de sorunun çözülmesi için Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Oysa Musevi milisleri de Arap milisleri de bunları silahlandıran ve savaştıran İngiltere'ydi. Birleşmiş Milletler iki devletli çözüm ortaya koydu. Arap ve Musevi devleti kurulması için oylamalar devam ederken İngilizler Birleşmiş Milletler'deki oylamayı beklemeden 15 Mayıs 1948'de Filistin Mandı İdaresi'nin sona ereceğini ilan ettiler. İngiltere'nin bu kararından 2 gün sonra Dünya Siyonist Örgütü'nün başkanı olan David Ben-Gurion, İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. O tarihten itibaren de bölgede savaş ve çatışmalar son bulmadı. İsrail milis ve gerillalarını eğitip İngiliz istihbarat subayı Albay eğiten İngiliz istihbarat subayı Albay Orde Wingate. Wingate, Musevilerin gerilla grubu Hagana örgütünü kuruyor ve 25 bin Musevi'yi eğitiyor. Bunlar Araplara gece gerilla yöntemiyle saldırıyorlar. Wingate, Gladio yapılanmasını da eğiten kişi aynı zamanda. Önemli o. Bir daha söyle bakayım. İsrail milis ve gerillalarını eğiten kişi İngiliz istihbarat subayı Albay Orde Wingate. Wingate, Musevilerin gerilla grubu Hagana örgütünü kuruyor ve 25 bin Musevi'yi eğitiyor. Bunlar Araplara gece gerilla yöntemiyle saldırıyorlar. Wingate aynı zamanda Gladio yapılanmasını da eğiten kişi. Şu andaki gradyonu. Evet. İsrail Genelkurmay Başkanı Moshe Dayan, Mossad'ın kurucusu İsser Harel ve İsrail Başbakanı Yigal Alon bu teşkilatlarda eğitiliyorlar. Birinci Siyonist Kongre'den sonra Siyonist faaliyetleri finanse etmek için Jewish Colonial Fund isimli bir vakıf kuruluyor.
Bu vakfın kuruluş sermayesini İngiliz devlet monopolü İngiliz Doğu Avrupa şirketi veriyor.